burada hem de şeyden Batı Şeria'dan bu insanları atacaklar. Yani şimdi dünyanın gözü önünde bunun olabileceğini konuşuyor olmamız da hani bir taraftan az önce dediniz ya enteresan siz diye. Şimdi ben de tam burada kullanayım. Hakikaten enteresan değil. Sayın Pekin, izninizle şu yeni bir bilgi geldi. Onu da sizinle paylaşayım. Şimdi İsrail 2006 yılından bu yana ilk kez Gazze'ye çok namlulu roket atar sistemiyle saldırdı denildi. İsrail ordusundan da bir açıklama yapılmış bu konuyla ilgili. Deniliyor ki işte bir Tugay tarif ediliyor. Gazze şeridindeki Hamas mevzilerine M270 uzun menzilli roket topçusu kullanarak saldırmıştır. Hani siz ne diyorsunuz bu bölgede savaşın gidişatına dair M270'in kullanılıyor olması askeri teknik açıdan ne manaya gelir? Yani şöyle bunlar tabii roketler, bunların en uzun menzilisi roketlerin herhalde 40 kilometre civarında falan, 20 ile 40 kilometre hangileri kullanılır bilmiyorum. Bizde de var bunlar, çok namlulu roket sistemi diye, Amerikan yapımı. Yani bu tabii çok korkunç bir ateş gücü. Düşünebiliyor musunuz? Çok böyle saniyeler içerisinde bütün o namlular boşalıyor. Her namluda sanırım 4, bazılarında 4, bazılarında 6 pot var. Oradan şey gibi çıkıyor şeyler, mühimmat. Ve korkunç bir ateş gücü oluşuyor şey üzerinde, insanların üzerinde. Dolayısıyla bu tabii şey... Yıkıp geçer yani. Anlattığınızdan çok korkunç tanımını kullandınız. Siz öyle anlıyorum. Bu silahlar muharebe sahasında geride bulunan ihtiyat güçlerini, taarruz eden güçleri böyle bölge olarak ateş altına almak için geliştirilen silahlar. Meskun mal silahları değil bunlar ama yani tabii korkunç bir şey. Yani bu hemen hemen birkaç futbol sahası büyüklüğündeki bir alanı ateş altına alma imkanına sahip bunlar. Atıldığı zaman arka arkaya bütün hepsi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeteri kadar var bunlardan. Çok var. Yani bu insan şunu şey yapıyorum. Orada bunlar atıldığı zaman mevzi zaten her yerde ev var. Yani ben sanki böyle çok büyük bir kırsal alan var. O kırsal alanda mevziler kazılmış falan, böyle bir şey yok. Yani sivillerin ölmemesi mümkün değil. Yani İsrail bile isteye sivilleri öldürmeyi seçiyor. Bir de bunun propagandasını yapıyor hani böyle paylaşarak. Evet maalesef. Dünyada seyrediyor. Yani gladiatör savaşları gibi insanları koymuşsunuz aşağıya. Herkes seyrediyor. Yani buna dur diyecekler maalesef en azından hadi Batı yapmıyor bu işi. Müslüman, İslam devletlerinin halkları en azından ayağa kalkması lazım. Yani bir grup, 2 milyon kişilik bir insan grubu, çoluk çocuk katlediliyor. Yani ve katledecekler. Hiç gözünün yaşına bakmaz İsrail. Yani böyle bir şey. Yani İsrail'i durduramıyorlar çünkü Batı bunun arkasında, Batı bunu destekliyor. En azından İslam devletlerinin, Müslümanların ayağa kalkması lazım. Yapamazsınız falan diye. Bu çok garip bir şey yani. Çok enteresan bir şey. 2006'dan bu yana, yani 2006 yılında da bu işi şeyde kullandılar. Dökme kurşun harekatında kullandılar. Hatta Lübnan'da da kullandılar bu konuyu. Ama bu çok çok büyük bir ateş gücü. Yani özellikle sivillere karşı metrelerce alanı ateş altına almak mümkün bunlarla. Evet. Ve bunların azalma şeyi yok. Yani onun için soruyorum. Şimdi mesela bu olayı yaptılar. Bu olayın buraya geleceği biliniyordu. Bunun hesaplaması lazım. Yani sivillere ne olacak? Yani Hamas tarafından mı biliniyordu? Yani Hamas cumartesi günü Hamas bu adımı atarken sivillerin öleceğini bile bile bunu yaptı. O zaman burada... Yani bunu biliyordu. Peki her türlü savaş tedbiri aldınız. Savaşın uzayacağını da biliyorlardı. Ama peki ne tedbiri aldınız? Geride bıraktığınız siviller ne olacak? Çoluk çocuk, onların yemeği, içmesi, suyu, elektriği.
canları, hastalık, elektrik için çok az bir şey kalmış galiba. Yakıt kalmış jeneratörlerle ilgili olarak. Yani bütün bunlara evet, baktığımızda yani sivillere düşen yakıtın yok. Yakıtın kalmadığı söyleniyor. Ne Hamas tarafı ne öbür taraf zaten düşünmüyor. Öbür tarafın amacı bir an evvel Filistinlerden kurtulmak. Çünkü hayvanımsı insan gibi bir tabir kullanmışlar. Çok garip bir şey. Yani bu böyle olmayacak bir şey. Bu da çocukları öldürüyoruz. Bir de karar vermişler şeysiz. Diyor ki Savunma Bakanı kesintisiz ya da herhangi bir şeye uymadan, kısıtlamaya uymadan ya her şeyi yapabilirsin. Ne demek her şeyi yapabilirsin? İşte onun adı yani, tam abluka. Tam abluka diye açıklama yaptı bakan. İşte bu ne demek? Elektrik olmayacak, yakıt olmayacak, gıda olmayacak. Bildiğiniz gibi orada tüneller var. Tünellerden bir şekilde tabii zorluklarla işte gıdaya, bazı ilaçlara ulaşmaya çalışıyor Gazze halkı yıllardır. Şimdi oradaki tüneller işte bir şekilde artık kullanılmıyor. Oralarda hani bombalanacak belli ki önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla hani bu cümle, kurduğu cümle yani tam abluka, gıdaya bile evet, izin yok anlamına geliyor. Bu savaş olur, suçu mudur? Bence savaş suçudur tabii efendim. Normalde bu, normalde Birleşmiş Milletler şeyine göre, sözleşmesine göre savaş suçudur. Ve bunun mahkemede yargılanması lazım. Bu emri verenlerin ve bu emre uyanların normalde mahkemede yargılanması lazım. İnsan hakkı. Ama kim, hangi mahkemede yargılanacak? Kim yargılayacak? Bir de bu var. Yani büyük devletlerin gözü önünde, yani büyük devletler, Amerika Birleşik Devletleri için gerçekten böyle bir şey istemiyor. Rusya'nın zaten öbür tarafta Ukrayna ile başı dertte, öyle uğraşıyor. Peki kim dur diyecek buna? Siz az önce Müslüman ülkeler dediniz ya, o sebeple şimdi ben hani onu sorayım. Müslüman ülkelerden diyelim ki hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımız zaman da Sayın Pekin geçmiş yıllardaki açıklamalarıyla kıyaslandığı zaman hani burada Hamas için de itidalli konuştuğunu, İsrail için de hani öyle bir fark görüyoruz açıkçası. Dolayısıyla hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. Ürdün zannediyorum en son açıklamıştı. Ürdün Kralı'nın açıklaması var. Filistinliler egemen bir devlet kurana kadar biz onların yanında olmaya devam edeceğiz. İşte ancak o zaman Orta Doğu'da güvenlik ve istikrar sağlanır diye. Diyelim ki oldu. Diyelim ki sizin söylediğiniz gibi Müslüman ülkeler çıktılar ve işte tepkilerini dile getirdiler. Sonrası yine konu gidiyor Birleşmiş Milletler'e. Aslında hani yine o Güvenlik Konseyi'nin karar alma mekanizmasındaki etkinliği. Dolayısıyla içinden çıkılamaz bir halde o zaman Filistin halkı ne diplomatik olarak ne sahada ne operasyonel olarak sürekli mevzi kaybediyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, tabii bu bölgedeki olay şu, bu bölgede toprak da az, su da az, kaynaklar da az, evet, ve insan ideolojik olarak, din, mezhep olarak da birbirine karşı birisi diyor ki bu topraklar bana ait, bu topraklarda benim dışımda kimseye yaşama hakkı tanımıyorum, herkes ölecek diyor benim dışımda. Aynı şey karşı taraftan da öyle. Yani bu yüzyıllardır bu böyle. Yani öyle bir şey var ki, ideoloji var ki, öyle bir kin, nefret var ki, insanlar birbirine düşman edilmiş vaziyetler. Ne için? Bu bölgedeki zenginlikleri alıp paylaşmak, bu bölgedeki şeylerden faydalanarak, bu çelişkilerden faydalanarak bu bölgeleri sömürmek amacıyla emperyalizmin yaptığı bir şey. Bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Yani gidip emperyalizme dayanıyoruz. Sonuçta şimdi kimse işin içinden çıkamıyor. Yani bu konuda diyelim ki geçici ateşkes oldu, yapıldı, edildi. Gene sorun var. Çünkü Birleşmiş Milletler karar almış. Altına imza atmışlar. Hem İsrail imza atmış, hem Amerika imza atmış. Diyor ki iki devletli bir çözüm olacak burada. Filistin'in kendi devleti olacak. Ama İsrail bunu kabul etmiyor. Yani imza atmış. Ama diyor ki hayır, bu bölge benim bölgem. Ben bu bölgede yaşayan bütün Filistinler buradan çıkacak. En iyi Filistinli burada ölü Filistin'dir diye. Hatta buradan diğerlerini de çıkartıyor. Mesela bakın bu zaman şeyde, son dönemde şeyin, İsrail'in gelişmesine, genişlemesine yönelik olarak 4 tane harita dolaşıyor. O en son haritaya baktığımız zaman orada Batı Şeria'nın da Batı Şeria'da bütün olarak yaşayan şeylerin, Filistin'in aralarına yerleşimciler sokulmak suretiyle orası da parçalanıyor. Yani
iktidar, hükümet ya da İsrail görevlileri, idarecileri bu bölgede özellikle şeyleri, Müslümanların yaşadığı yerleri, Filistinlerin yaşadığı, yani Müslüman değil mi? Filistin, Filistinler de var. Filistinlerin yaşadığı yerleri parçalıyor, bölüyor, küçültüyor ve ondan sonra da yok ediyor.